Kurtuluş Savaşı'nı anlattığımız belgeselimizin 6. bölümüyle karşınızdayız. 1921 yılı baştan sona savaşlarla geçen bir yıldı. 1. ve 2. İnönü Savaşları, arkasından Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda Türk ordusunun yenilgisi, Yunan ordusunun Ankara yakınlarına kadar ilerlemesi, mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin güçlenmesi, Fransa ile bugünkü Suriye sınırımızın çizilmesi ve tarihin en önemli meydan muharebelerinden biri olan muazzam Sakarya Savaşı ve Sakarya Zaferi. Ama 1921 yılında Türkiye için en az bunlar kadar önemli bir başka gelişme daha vardı. ...1921 yılı, yılın ilk ayında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani 1921 Anayasası gibi fevkalade önemli bir hadiseyle başladı. İstanbul hükümetinin dayanağı olan Kanuni Esasi, yani Osmanlı Anayasası'na karşı Ankara kendi anayasasını yapıyordu. Bu anayasada yer alan kuvvetler birliği ilkesi 1961 yılına kadar Türkiye'de yürürlükte olacaktır. Mustafa Kemal Paşa 13 Eylül 1920 günü meclise halkçılık programını sunmuştu. Programın maksat ve meslek, yani amaç ve öğreti bölümü özetle 4 maddeden oluşuyordu. Madde 1. Bağımsızlığı sağlamak, saltanat ve hilafeti kurtarmak. Madde 2. Halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden kurtararak hakimiyetin hakiki sahibi kılmak. Madde 3. Emperyalist ve kapitalist düşmanlarla işbirliği yapanları cezalandırmak ve orduyu sağlamlaştırmak. Madde 4. Halkın yoksulluğunu gidermek için toprak, eğitim, adliye, maliye, iktisat konularında yenilikler yapmak. Bu metin Sovyetlerin maddi ve askeri desteğini almak ve meclisteki solcuları çekmek için yazılmış bir manifesto niteliğindeydi. Metnin ikinci bölümü ise 1921 Anayasası'nın taslağıydı. Yunus Nadi Başkanlığındaki Meclis Anayasa Komisyonu muhtemelen Mustafa Kemal'in talimatı ile iki metni ayırdı. Hilafet ve saltanatı kurtarmaktan, emperyalizm ve kapitalizmle mücadeleden bahseden ilk bölüm 18 Kasım 1920 Perşembe günü Meclis Beyannamesi olarak yayınlandı. Daha sonra anayasa görüşmelerine geçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın imzası ile meclise sunulan halkçılık programının ikinci bölümü, yani anayasa tasarısı tartışılmaya başlandı. Muhafazakar Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey, halkçılık programı maksat ve meslek bölümünün hilafetin kurtarılmasını içeren birinci maddesinin anayasa metnine alınmasını istedi. Vahdettin'in adını ağzına almadan onu Müslümanı Müslümana kırdı. Adam olarak niteledi, amacının hilafet makamını korumak olduğunu söyledi. Fakat Mustafa Kemal, hilafetin korunması zaten birinci esasımızdır diyerek, meclisin ikide bir de hilafetle uğraşır görünmesinin İslam dünyasında sakıncalar yaratacağını söyleyerek, muhafazakarları da ikna etti. Meclis beyannamesinde yer alan hilafetin ve saltanatın kurtarılması ifadesi anayasa metninde yer almadı. Tasarının Mevvad-ı Esasiye denilen anayasa bölümü için maddelerin müzakerelerine geçildi. Mustafa Kemal Paşa'nın imzası ile meclise sunulan tasarıda yer alıp değiştirilmeden, aynen ve oy birliğiyle kabul edilen 1921 Anayasası'nın birinci maddesi şöyleydi.
Madde 1. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bil fiil idare etmesi esasına dayanır. Hakimiyetin millete ait olması meşrutiyetten beri bilinen bir temel fikirdi. Fakat ilk defa anayasaya giriyordu. Mustafa Kemal'in meclise verdiği anayasa tasarısını incelemek için kurulan özel komisyonun sözcüsü Burdur mebusu İsmail Supi Bey, bu madde mecliste okunduğunda duygulanarak şunları söyledi. Hayatımın en kıymetli anı bu andır. Çünkü zavallı millet bu kadar kan akıttığı halde bu maddeye eşit daha böyle bir satır yazı hiçbir yerde görmemiştir. Bu şeref yüce meclisinize nasip oluyor ve böyle kıymetli bir maddenin kanun koyucusu oluyorsunuz. ...1921 Anayasası'nın ikinci maddesinde Kuvvetler Birliği ilkesi kabul edilmiş, yasama ve yürütme erkleri mecliste toplanmıştı. İstiklal mahkemeleriyle yargı yetkisi de meclisteydi. İkinci madde şöyleydi. Madde 2. Yürütme kudreti ve yasama etkisi, milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Mecliste halk zümresi denilen sol gruptaki milletvekillerini çekmek için tasarıya konulmuş olan halk hükümeti kavramı anayasa metninden çıkarıldı. Tasarı metninde üçüncü madde şöyleydi. Madde 3. Türkiye Halk Hükümeti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Mecliste komisyon tarafından halk hükümeti kavramı çıkarıldığı yerine Türkiye Devleti kavramı konuldu. Meclis Genel Kurulu tarafından bu şekilde kabul edildi. Anayasanın üçüncü maddesi şöyle oldu. Madde 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Böylece hem tasarıdaki sol bir kavram anayasa metninden çıkarılmış oldu, hem Osmanlı Devleti yerine Türkiye Devleti kavramı kullanılarak yeni devlet anayasal tanımını buldu. Diğer dikkat çekici bir değişiklik de tasarının 11. maddesindeki "iller tam özerkliğe sahiptir" ifadesinden "tam" kelimesinin çıkarılmasıydı. Komisyon sözcüsü İsmail Soysallıoğlu bunun Amerika'daki gibi eyalet sistemi anlamına gelmediğini, illerin sadece mahalli işlerde özerk olduğunu belirtti. 3 yıl sonra kabul edilecek 1924 Anayasası'nda illerin özerkliğine yer verilmeyecekti. ...1921 Anayasası'nın ayrıntılarına girmiyoruz. Fakat mecliste yaşanan kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği tartışması fevkalade önemlidir. Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla meclise sunulan tasarıda meclis reisinin aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun da başkanı olduğu yazılıydı. Yani hem yasamanın hem yürütmenin başkanı. Tasarıyı incelemek için mecliste kurulan özel komisyon bunu değiştirdi. Mustafa Kemal sadece meclisin reisi olacaktı. Bakanlar Kurulu kendisine ayrı bir başkan, yani başbakan seçecekti. Yürütme ve yasamanın ayrılması yönünde bir adımdı bu. Mecliste uzun süre tartışmalara konu oldu. Özel komisyon sözcüsü Burdur mebusu İsmail Supi Soysallıoğlu 18 Kasım'da mecliste yaptığı konuşmada meclis başkanının aynı zamanda Bakanlar Kurulu başkanı olması şeklindeki uygulamanın sakıncalarının görüldüğünü, buna son verileceğini, yürütme etkisinin başbakan ve bakanlar kurulunca yürütüleceğini anlattı. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın yürütmeye ilişkin yetkilerinin sınırlanması demekti. Meclis haftada 2 günü anayasayı görüşmeye ayırdı. Mesleki temsil ve milli temsil olarak adlandırılan seçim sistemi ve idari sistem uzun uzun tartışıldı. 1921 Anayasası'nın kabul edildiği 20 Ocak 1921'de yapılan tartışmalar, Türkiye'nin hukuk tarihi bakımından özellikle önemliydi.
O gün Mustafa Kemal Paşa'nın yetkilerini sınırlayan Bakanlar Kurulu'nun ayrı bir başkanı olması maddesine ilginç bir çözüm önerisi getirildi. Mustafa Kemal'e bağlı birinci grup üyelerinden Anayasa Komisyonu Sekreteri Mehmet Vehbi Bey bir uzlaşma metni önerdi. Evet, bir başbakan ve bakanlar kurulu olacaktı, fakat meclis reisi aynı zamanda bakanlar kurulunun da doğal başkanı olacak, bakanlar kurulunun kararlarını meclis reisi onaylayacaktı. Bu öneri kabul edildi. Anayasanın 9. maddesine göre meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa, bakanlar kurulunun da doğal başkanı olacak, alınacak kararlar onun imzasıyla yürürlüğe girebilecekti. Böylece kuvvetler birliği ilkesi güçlenmişti. İkinci gruptan, yani muhalif kanattan üyeler, meclisin yetkileri nasıl anayasada teker teker sayıldıysa, yürütme erkinin yetkilerinin de anayasada sayılmasını istedi. Bu, Mustafa Kemal'in yetkilerinin anayasada teker teker sayılarak sınırlandırılması demekti. Bu istek yerine getirilmedi. Bunun yerine anayasaya, Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin ileride bir kanunla düzenleneceği yazıldı. Muhalif ikinci gruptan Mersin mebusu Selahattin Bey, kuvvetler ayrılığı yanlısıydı. Yürütmenin yetkilerinin anayasayla sınırlanmasını istiyordu. Bunun anayasaya konulmayıp çıkarılacak bir kanuna bırakılmasına ne vakit yapılacak, siz zaman kazandırmak istiyorsunuz diyerek itiraz etti. Anayasa Komisyonu Sekreteri Mehmet Vehbi Bey, yarın teklif edebilirsiniz, sizin de bilginizden istifade ederiz cevabını verdi, konu kapandı. Böylece anayasa, kuvvetler birliği esasına dayalı olarak 20 Ocak 1921 Perşembe günü kabul edildi. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı fikirleri en yoğun olarak Bakanlar Kurulu'nun, yani yürütme erkinin yetkileri konusunda yaşandı. Muhalifler kuvvetler ayrılığını, Mustafa Kemal Paşa kuvvetler birliğini savundu. 1921 Anayasası'nda Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştü. Anayasa Komisyonu Sekreteri Balıkesir mebusu Mehmet Vehbi Bey, bu kanunun bir hafta 10 gün içinde çıkarılabileceğini söylemişti. Fakat araya İnönü, Eskişehir, Kütahya ve Sakarya savaşları girdi. Muhalifler kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı kanun teklifini Sakarya zaferinden sonra meclise verdiler. Komisyonda incelendikten sonra 24 Kasım 1921 Perşembe günü mecliste görüşülmeye başlandı. Teklifin öncü ismi muhalif Mersin mebusu Selahattin Köseoğlu Bey'dir. Selahattin Bey'in kanun teklifinin özeti, meclis reisi olan Mustafa Kemal Paşa'dan başka meclisin bir başbakan seçmesi ve bakanları da başbakanın seçmesiydi. Bu, hükümetin meclis reisi Mustafa Kemal Paşa'nın dışında ayrı bir yürütme organı haline gelmesi demekti. Meclis reisi Mustafa Kemal Paşa, sembolik bir devlet başkanı gibi görülüyor, yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu'na veriliyordu. Bu önergeyi veren muhalefetin gerekçesi, kuvvetler ayrılığı ilkesiydi. Komisyonda muhalif ikinci grup üyeleri Erzurum mebusu Hüseyin Avni, Balıkesir mebusu Hasan Basri, Samsun mebusu Ahmet Nafiz önerge lehine oy kullandılar. Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı birinci grup üyeleri Kütahya mebusu Ragıp ve Bursa mebusu Operatör Doktor Emin ise karşı oy yazmışlardı. Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı konusu Mustafa Kemal yanlısı veya karşıtı olmak haline gelmişti. Önerge sahibi Selahattin Bey aynı gün akşama doğru mecliste söz aldı. Kuvvetler Birliği'ne istibdat olarak niteledi. Kuvvetler ayrılığını şu sözlerle savundu. Kuvvetler Birliği'nin en büyük ruhu mutlakiyetle istibdattır. Ve Kuvvetler Birliği'nin bugünkü misali mutlakiyet ve istibdattır. Ne isterse baştaki amir onu yaptırır. Bu noktada daha ziyade izahatta bulunmayacağım. Çünkü bu besbelli bir meseledir. Bir devleti teşkil eden temel erkler, yani yürütme, yasama ve yargı ayrı ayrı yürür
tekamül eder. Cumhuriyet kavramının söz konusu olmadığı o dönemde Selahattin Bey kuvvetler ayrılığını meşrutiyet olarak tanımladı. Kuvvetler birliği istibdat, kuvvetler ayrılığı meşrutiyettir dedi. Mustafa Kemal'e bağlı birinci grup mebusları önergeye itiraz ettiler. Bütün ömrü boyunca kuvvetler birliği ilkesini savunan Mustafa Kemal Paşa doğal olarak bu teklife derhal karşı çıktı. Başkanlık kürsüsünden seslenerek bu teklifin meclisin olağanüstü yetkilere sahip olması ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Asıl itirazını meclisin 1 Aralık 1921 Perşembe günlü oturumunda 4 saate yakın süren konuşmasında yaptı. Konuşmasının metni anayasa tarihimizdeki en önemli belgelerden biridir. Bu metnin en önemli bölümlerini ve Mustafa Kemal'in 1920-1938 yılları arasında kuvvetler birliği anlayışı ve uygulamalarını Atatürk'ün İhtilal Hukuku adlı kitabında bütün ayrıntılarıyla anlatmıştım. Burada 1921 Anayasası çerçevesinde ve kısaca ele alacağız. Mustafa Kemal Paşa meclisteki konuşmasında meşrutiyet döneminde gelişmeye başlayan kuvvetler ayrılığı fikrini reddetti. Kuvvetler birliği olmadan milli hakimiyetin olamayacağını, kuvvetler ayrılığının meşrutiyete geri dönmek olacağını, halbuki Osmanlı Devleti'nin kanuni esasi yani meşrutiyet anayasası yüzünden yıkıldığını ileri sürdü. Önde gelen muhaliflerden Erzurum mebusu Hüseyin Avni Ulaş Bey, meclis reisinin hem yasamanın hem yürütmenin başkanı olmasının dünyada hiçbir sisteme benzemediğini ileri sürdüğünde Mustafa Kemal Paşa şöyle konuştu. Dünyaya bakınız efendiler, bana gösteriniz. Dünyada birbirine kanunlarıyla, şekilleriyle tam olarak benzeyen iki hükümet gösteremezsiniz. Bütün Amerika'yı düşününüz, bütün Avrupa hükümetlerini düşününüz. Birleşik Amerika'yı teşkil eden birçok hükümetlerden her birinin kanuni şekli bile başka başka şeylerdir. Binaenaleyh kendimizi dünyada mevcut bulunan herhangi bir hükümete benzetmek kadar hata olamaz. Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Biz bize benzeriz. Mustafa Kemal kuvvetler ayrılığı ilkesini uygulayan Avrupa ülkelerinin de ileride Ankara hükümeti gibi kuvvetler birliğine döneceğini söyledi. İslam'a uygun sistemin bu olduğunu ifade etti, ayetler okudu. Konuşmasının bir yerinde kuvvetler dediğinde hemen "Affedersiniz, bu ifade yanlıştır." diyerek düzeltti. Hakimiyet kavramının yalnız bir kuvvetten ibaret olduğunu söyledi. Hakikatte efendiler, tabiatta efendiler, kuvvetler ayrılığı yoktur. Yani milli iradeyle ifade ettiğimiz kuvvette kuvvetlerin taksimi yoktur. Kuvvet, teşkilat, vazife. İşte efendiler, hakimiyet vesaire dediğimiz kuvvet bu kuvvettir. Efendiler, milli irade, milli hakimiyet denilen kuvvetin taksim edilemez ve ayrılamaz olduğu matematiksel hakikatlerle de anlaşılır. Kuvvetler ayrılığı hiçbir vakit insanların beşeri saadetini ve hakiki saadetini temine kifayet edememiştir. Nasıl kifayet etsin ki gayri hukuki ve gayri meşrudur? Mustafa Kemal Paşa yürütme erkinin üstünlüğünü savundu. Ona göre yargı erki de ancak yürütme tarafından hükümleri uygulanırsa bir kuvvet ifade ederdi. Yargının vatandaşlar arasındaki sorunlarla ilgili karar verirken bağımsız olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Paşa şöyle devam etti. Yasama organının yaptığı kanunları bilhassa şahısların hukukuna ilişkin konularda bağımsız olarak hiçbir tarafın müdahalesi olmaksızın tatbik edecek kuvvet yargı kuvvetidir. Yargı kuvvetinin yasama kuvvetinin yaptığı kanunu tatbik etmek için veya fiilen bir insanı çağırmak ve onu cezalandırmak için elindeki vasıta nedir? Polis ve jandarma değil mi? Efendiler, polis ve jandarma ise yürütme kuvvetidir. O halde yargı kuvvetinin dayandığı nokta yürütme kuvvetidir. Yürütme kuvveti yargı kuvvetine yardımcı olmaktan uzak dursun, yargı kuvveti atıldır, atalete mahkumdur, yoktur. Böyle bir kuvvetin bağımsızlığı nerededir? Rica ederim, böyle bir kuvvet nasıl bağımsız olabilir?
Kuvvetler Birliği fikrinin kurucu teorisyeni olan Jean-Jacques Rousseau'nun kuvvetler ayrılığını savunduğunu zanneden Mustafa Kemal Paşa, Rousseau'nun Mecnun olduğunu, kuvvetler ayrılığı fikrinin böyle bir zihinden çıktığını söyledi. Meşrutiyetin saltanatları sürdürmek için uydurulduğunu savunan Mustafa Kemal, artık Türkiye'de hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre Kuvvetler Birliği'nin geçerli olması gerektiğini söyledi. Meşrutiyeti böyle reddetmesinin cumhuriyet anlamına geleceğini o sırada çoğu kimse fark etmedi. Aralık 1921'de mecliste bu konular tartışılırken artık Sakarya zaferi kazanılmıştı. Muzaffer Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa çok yüksek bir prestije sahipti. Kuvvetler Birliği'ni savunduğu bu 4 saatlik konuşması sürekli alkışlarla kesildi. Muhalif Mersin mebusu Selahattin Bey ve arkadaşlarının kuvvetler ayrılığını öngören kanun teklifi komisyona geri gönderildi. 15 Temmuz 1922 günü komisyondan çıkarak tekrar meclise geldiğinde siyasi ortam çok değişmişti. Profesör Yavuz Aslan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adlı kitabında belirttiği gibi kanun teklifi hakkında hiçbir karar alınmadan ortadan kaybolacak ve gündemden düşecektir. Ankara 1920'nin son aylarında anayasayı tartışırken Yunanistan'da Venizelos iktidardan düştü. Yeni Kral Konstantin vakit geçirmeden Anadolu'da yeni bir Yunan saldırısı başlatacaktı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında Yunanistan'da tahtta Konstantin vardı. Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in kız kardeşiyle evli olan Konstantin, ülkesini savaşa sokmak istemiyordu. Fakat Başbakan Venizelos, Yunanistan'ı bir an önce İngiltere ve Fransa yanında harbe sokmak, karşılığında Türkiye'nin Ege bölgesini almak ve mümkünse İstanbul'da İtilaf devletleriyle birlikte pay sahibi olmak için yanıp tutuşuyordu. Çanakkale Savaşı'na hazırlanan İngiltere ve Fransa, Yunanistan'ın da harbe girmesine ihtiyaç duyuyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, 24 Ocak 1915'te Yunanistan'a resmi fakat gizli bir teklifte bulundu. Buna göre derhal İtilaf devletleri yanında savaşa katılırsa Yunanistan'a Anadolu'da pek önemli yerler verilecekti. Venizelos'un Megali Idea hayali büsbütün ateşlenmişti. Zaman geçirmeden İngilizlerle ve Fransızlarla anlaştı. Ekim 1915'te Selanik'e gelerek burada yine İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Atina'dan ayrı bir hükümet kurdu. Hemen ardından Türkiye ile Almanya'ya savaş ilan etti. Yunanistan'da iki hükümet ortaya çıkmıştı. Atina'da tarafsızlık yanlısı Kral Konstantin, Selanik'te savaş yanlısı Venizelos hükümetleri. Çanakkale'de yenilen İngiliz ve Fransızlar Venizelos'u desteklemek için Pire'ye asker çıkardılar. Yunan kralı Konstantin'i tahttan çekilmeye zorladılar. Konstantin kendisi gibi savaşa karşı olan büyük oğlunu değil, İngiliz-Fransız yanlısı ikinci oğlu Alexander'ı yerine bırakarak tahttan çekildi. Genç kral Alexander etkisizdi. Venizelos diktatörce yetkilerle başbakan oldu. Eski kral Konstantin'in taraftarlarından önde gelenleri tutuklattı. Sevr Anlaşması'nın hazırlanmasında da Venizelos büyük rol oynadı. Fakat genç kral Alexander bir maymun ısırığından mikrop kaparak 25 Ekim'de öldü. İstanbul gazeteleri bunu önemli bir haber olarak yayınladı. Yunanistan'da boş kalan tahta kim oturacaktı? Derken Kasım 1920 seçimlerinde Venizelos parlamentodaki 369 sandalyeden sadece 118'ini alarak büyük bir yenilgiye uğradı. Venizelos karşıtı cephenin sandalye sayısı 251'di. Yunan halkı İstanbul ve Ege romantizmine inansa da 1912'den beri devam eden savaştan bıkmış, yoksul düşmüştü. Seçimlerde askerlerin evlerine döneceğini söyleyen muhalefete oy verdi. Bugünkü Türkiye topraklarında olup da o zaman Yunan işgali altında bulunan yerlerdeki Rumlar Venizelos'u desteklemişlerdi.
Türk basını Venizelos'un seçimleri kaybetmesini büyük manşetlerle haber yaptı. Yunanistan'ın yeni başbakanı Dimitrios Rallis ise Türk basını büyük ilgi gösterdi. Türkler yeni başbakanın Venizelos'tan daha ılımlı bir politika izleyeceğini düşünüyordu. Makedonya Türkleri bunu kutluyordu. İstanbul Rumları ise Venizelos yanlısıydılar. Kralı protesto ettiler. Venizelosçu Patrik vekili Dorotheos da krala protesto telgrafı çekti. Kral ölmüş, Venizelos düşmüştü. Sonunda referanduma gidildi. 3 Aralık 1920'de İngiltere ve Fransa zorla tahttan indirip ülke dışına sürdükleri Konstantin tekrar kral olursa ilişkilerin bozulacağını açıkladılar. Buna rağmen 2 gün sonra 5 Aralık'ta yapılan referandumda halk büyük çoğunlukla Konstantin lehine oy kullandı. Konstantin'in referandum zaferini İstanbul basını manşetten verdi. Kral Konstantin 19 Aralık'ta büyük bir tantanayla Atina'ya gelerek tahta çıktı. İtilaf devletleri bu durumda Yunanistan'ın artık müttefiklerden hiçbir ekonomik yardım alamayacağını açıkladılar. Bu Yunanistan için kötü bir haberdi. Yunan ordusu Batı Anadolu'yu işgal etmişti. Yunan ekonomisi bu yükü kaldıramıyordu. Venizelosçularla kralcılar arasındaki bu keskin kutuplaşmaya Yunan tarihçileri büyük bölünme diyorlar. Fakat yeni kral Konstantin ve yeni başbakan Dimitrios Rallis Venizelos'un politikasını sürdürdüler. Konstantin Yunan parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada savaşa devam edeceklerini açık bir şekilde dile getirdi. Kralın ilk açıklaması, müttefiklerle temiz ilişkilerin sağlamlaştırılması ve şanlı Yunan askerinin başarılarını kutlamak oldu. Yunanistan özellikle İngiltere'nin maddi desteğine muhtaçtı. Londra'daki Lloyd George hükümeti de Sevr'i Türklere kabul ettirmek için Yunan ordusunu kullanma ihtiyacındaydı. Atina arşivlerinde araştırmalar yapan diplomat tarihçi Michael Smith, Yunanistan'ın Anadolu Hayali adlı kitabında şöyle yazıyor. Yeni başbakan Dimitrios Rallis yaşlı, duygusal, öfkesi burnunda ve hem İngiliz hükümeti hem de Yunan politika dünyası tarafından makbul bulunmayan bir şahsiyetti. Yeni kabinede Rallis'in takipçileri azdı. Lloyd George Yunanistan'ın Anadolu harekatını desteklemeye devam etti. Hem fanatik Türk düşmanlığından dolayı hem de Sevr Anlaşması'nı Yunan ordusunu kullanarak Ankara'ya kabul ettirebilmek için. Yunan tarihçi Nikos Pisirukis, Kral Konstantin'i eleştirerek seçimlerde barış taraftarı olarak oy aldıkları halde seçim sonrasında hemen yabancıların uşağı oldular diye yazar. Yunan tarihçi Alexander Anastasios Pallis ise Yunanların Anadolu Macerası adlı kitabında Lloyd George'un Venizelos iktidardan düşüp de Kral Konstantin tahta döndükten sonra bile Yunan hükümetine Anadolu'daki harekatı devam ettirme yolunda baskı yaptığını belirtir. Hatta keşke Çatalca'ya kadar Trakya'yı almakla yetinseydik, keşke İngiltere Yunanistan'ı İzmir ve çevresini almaya yöneltmeseydi diye esef eder. 1920 ve 1921 yıllarında yani Sakarya zaferine kadar Lloyd George Anadolu'daki direnişi küçümsedi. Türklerin Yunan ordusuna mağlup olacaklarını, Yunan kanı dökerek Sevr Anlaşması'nı Türklere kabul ettireceğini hesaplıyordu. Yeni Başbakan Rallis'in ilk işi ordudaki Venizelosçuları temizlemek oldu. İzmir'deki Venizelosçu Yunan Başkumandanı Leonidas Paraskevopoulos'un yerine General Anastasios Papoulos'u atadı. General Papoulos, Venizelos'un başbakanlığı sırasında Konstantin yanlısı faaliyetlerinden dolayı tutuklattırılıp hapse atılmıştı. Papoulos derhal 22 Kasım'da İzmir'e gelip kumandayı eline aldı.
Bunun üzerine keskin Venizelosçu subaylar ordudan istifa etti. Bu dönemde Venizelosçu subaylar İstanbul'a gelerek Rumları etnik amina, milli savunma adıyla örgütlediler. Ünlü İzmir metropoliti Hrisostomos da keskin bir Venizelosçuydu. Yunan ordusunun işgal ettiği Anadolu şehirlerinin adlarının altın harflerle yazıldığı bir çelengi, görevden alınan General Paraskevopulos'a bir teşekkür nişanı olarak takdim etti. Kral Konstantin ve Başbakan Rallis yönetimindeki Yunanistan eskisinden de saldırgan olacaktır. Rallis'in başbakanlığı 3 ay sürse de yerine gelenler de aynı saldırganlığı yine Lloyd George'un desteğiyle sürdüreceklerdir. Yunanlıların Rallis'in başbakanlığı döneminde başlattıkları ilk askeri harekat 1. İnönü Muharebesi'yle sonuçlanacaktır. Ama bundan önce Ankara hükümetinin Garp cephesini kurmasını anlatmamız gerek. Albay İsmet Bey 3 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti. Fevzi Çakmak Paşa da 27 Nisan 1920'de Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Paşa tarafından askeri törenle karşılandı. Fevzi Paşa Milli Savunma Bakanı, Albay İsmet Bey Genelkurmay Başkanı oldu. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir'in ünvanı 15 Haziran 1920'de Şark Cephesi Kumandanı olarak değiştirildi. 24 Haziran'da Garp Cephesi kuruldu. Kumandanlığına Ali Fuat Paşa getirildi. Milli ordu henüz çok zayıftı. 22 Haziran'da başlayan Yunan saldırısı Bursa ve Uşak'ın ardından Trakya'nın işgaliyle sonuçlanmıştı. Osman Gazi'nin şehri Bursa'nın düşmesi çok sarsıcı olmuş, meclis kürsüsü matem alameti olarak siyah bir örtüyle kapatılmıştı. Garp cephesi kumandanı Ali Fuat Paşa'nın ilk işi düzenli ordu birliklerini güçlendirmek, Eskişehir'deki demir yolu atölyesinde silah imalatını başlatmak ve düzensiz Kuvayi Milliye milislerini düzene sokmak oldu. Ali Fuat Paşa anılarında şunları yazar. Kumandanların gayret ve himmetiyle bu cephede mükemmel bir disiplin tesis edilmişti. Düşmanlarımız kendileri için çok tehlikeli olacak bu milli orduyu yıpratmaya ve dağıtmaya çalışmışlar fakat muvaffak olamamışlardı. Gerçi başlangıçta başarılı olunamayacak fakat Garp cephesi zamanla güçlenecekti. Yunanlılara karşı ufak da olsa bir zafer kazanmak gerektiğini düşünen Ali Fuat Paşa, Gediz'deki Yunan kuvvetlerini ani bir baskınla imha etmeyi planlıyordu. Fakat Genelkurmay Başkanı İsmet Bey her zamanki gibi ihtiyatlıydı. Böyle bir baskın için cephanenin yeterli olmadığını, belli bir güce ulaştıktan sonra baskın yapmak gerektiğini söyledi. Ali Fuat Paşa buna rağmen 22 Ekim'de Çerkez Etem kuvvetlerinin de desteğiyle Gediz harekatını başlattı ama başarısız oldu. Etem'in milislerinin disiplinsiz hareketleri de harekatı olumsuz etkilemişti. Yine de moraller daha fazla bozulmasın diye başarısız olan harekat başarılı gibi gösterildi. Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, mecliste 27 Ekim'de yaptığı konuşmada ordumuzun esaslı bir muvaffakiyet sağladığını söyledi. Mustafa Kemal Paşa da Garp ordusunun kahramanca başarısını telgrafla kutladı. Hakimiyet-i Milliye gazetesi de aynı gün cephelerden mühim ve muvaffakiyetle haberler geldiğini, Garp ordumuzun 2 top ve 30 esir alarak düşmanı şiddetle takip ettiğini haber veriyordu. İsmet İnönü 1970'lerde yayınlayacağı hatıralarında ise Gediz taarruzu için başarılı olmadı diye yazdı. Ali Fuat Paşa'nın bu yüzden cephe kumandanlığından alınıp Moskova Büyükelçiliğine kendisinin de Garp cephesi kumandanlığına atandığını anlattı.
Gediz Harekatı'ndan sonra çok geniş olan Garp cephesi yeniden düzenlendi, ikiye bölündü. Batı cephesi kumandanlığına Albay İsmet Bey, Güney cephesi kumandanlığına da Albay Refet Bey getirildi. General rütbesinde komutanlar varken neden cephe komutanlığına Albay İsmet Bey seçilmişti? Mustafa Kemal 1916'dan itibaren İsmet Bey ile çeşitli cephelerde birlikte savaşmıştı. Ona güveni tamdı. General Ali İhsan Sabis'in Harp Hatıralarım adlı kitabında yazdığı gibi Mustafa Kemal Paşa Albay İsmet'i cephe kumandanı yaparken devrimler döneminde %100 kendisine bağlı olacak askeri kadroyu da kuruyordu. İsmet Paşa da Fevzi Paşa da sonuna kadar ona bağlı kalacaklardır. Kasım 1920'de İsmet Bey Batı Cephesi Kumandanlığı'na getirildiğinde ortada iki önemli sorun vardı. Birincisi Yunan ilerleyişini durdurmak için elde yeterli kuvvetli düzenli ordu yoktu. İkincisi düzensiz Kuvayi Milliye Milisleri yani Çerkez Eten ve Demirci Efe birlikleri kanun nizam tanımaz davranışlarıyla halktan tepki çekiyor, disiplin tanımıyorlardı. Demirci Efe isyanı kolay bastırıldı ama Etem Demirci Efe'den daha kuvvetliydi. Elinde 4650 kişilik insan gücü, 12 otomatik tüfek, 6 ağır makinalı tüfek ve 4 toptan oluşan ve Kuvayi Seyyare, Seyyar Kuvvetler denilen bir milis gücü vardı. Üstelik Yeşil Ordu gibi siyasi bir hüviyet de kazanmıştı. Mecliste halk zümresi içinde taraftarları vardı. Garp cephesinde bir kaos yaşanıyordu. Mustafa Kemal Paşa cephe kumandanları İsmet ve Refet Beyleri çağırarak süratle düzenli ordu ve büyük süvari kitlesi vücuda getirme emrini verdi. Bu Çerkez Eten milisleriyle solcu Yeşil Ordu için sonun başlangıcı oldu. Yunan ordusu zaten güçsüz durumda olan milli ordunun çekilmesiyle Afyon, Uşak ve Bursa'yı ele geçirmişti. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee Yunan ilerleyişini şöyle anlatır. Yunanlıların bu kısa seferler sırasında elde ettikleri başarıların nedeni maddi imkanlarının bolluğuydu. Modern savaşlarda ordunun can damarı olan ulaştırma bakımından mükemmel bir durumda bulunuyorlardı. Ellerinde bol miktarda kamyon vardı ve İzmir'den çıkan 3 demir yolunu kontrolleri altına almışlardı. İngiliz ve Fransızların verdikleri Dünya Savaşı yıllarındaki Makedonya seferinden kalma hiç kullanılmamış silahlarla donanmışlardı. Türklerse Anadolu'nun ortasına sıkışmışlar ve bulabildikleri malzemeyle yetinmek zorunda kalmışlardı. Ve şimdi Kral Konstantin ve Başbakan Rallis döneminde Yunan ordusu İnönü istikametinde Eskişehir'e doğru ilerliyordu. Bursa'daki yığınaktan hareket eden Yunan birliklerinin iki kolu 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak 1921'de Eskişehir'in batısındaki İnönü yöresine geldi. 3. Yunan kolunun gelmesi gecikti. Bu sırada Albay İsmet Bey ve Albay Refet Bey Gediz'de Etem'in milisleriyle uğraşıyordu. Etem, Simav ve Emet'e doğru geri çekilmişti. Milislerin çoğu maaşlı, düzenli milli orduya katılmış, Etem bir hayli zayıflamıştı. Tam bu sırada Yunan ilerleyişini haber aldılar. Bursa'daki Yunan kuvvetleri neden başka yöne değil de İnönü yöresine doğru yürüyüşe geçmişti? İsmet Paşa hatıralarında Marmara bölgesi ile İç Anadolu'yu bağlayan yolların kavşak yerinin İnönü yöresi olduğuna dikkat çeker. Muhtemel bir Yunan taarruzunu burada karşılamak için önceden derinlemesine kademelenmiş savunma hatları oluşturduğunu anlatır. Gerçekten de ilk çatışmada güçlü Yunan kuvvetleri karşısında Türk ordusu ikinci savunma hattına çekildi. Türkler çarpışma için bu şekilde İnönü yöresini seçip hazırlanmıştı ama çarpışmanın zamanını Yunanlılar belirlemiş, kendilerince uygun zamanda harekata başlamışlardı. 6 Ocak'ta Bursa'dan başlayan Yunan harekatı Eskişehir'e, Uşak'tan başlayan Yunan harekatı ise Afyon'a doğru ilerliyordu. İsmet ve Refet Beyler Etem'e yönelik harekatı bırakıp Yunanlıları tüm yolların kavşak noktası İnönü'de karşılamak için Gediz'den İnönü'ye geldiler. Türk birlikleri 3 gün içinde zorunlu yürüyüşle 9 Ocak akşamı İnönü'ndeki mevzilerine ulaştı.
O sırada Trakya ve Batı Anadolu'yu işgal altında bulunduran Yunan ordusunun toplam mevcudu, Yunan Genelkurmayı'na göre 4273 subay, 127.255 asker ve çeşitli cinslerde 257 toptu. Bu mevcuttan İnönü Savaşı'na katılan Yunan kuvvetlerinde 472 subay, 15.816 er, 12.500 makinalı tüfek vardı. Türk tarafında ise 417 subay, 8.500 er, 6.000 makinalı tüfek muharebeye katılacaktı. 10 Ocak sabahı Yunan hücumu başladı. Sis savaşı yavaşlatıyordu. Sis kalktıktan sonra Yunan kuvvetleri Türk cephe hattının merkezi kısmına saldırdılar. Türk cephe hattının çeşitli kanatları arasında irtibat kopmuştu. Saat 16'da Yunan askerleri İnönü mevzilerini tamamen ele geçirdi. Türk birlikleri 15 kilometre gerideki ikinci savunma hattına çekilip orada mevzilendiler. Ankara'da bulunan ve cephedeki İsmet Bey'in yerine Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eden Fevzi Paşa, Yunan saldırısının durdurulup durdurulamayacağının kestirilemediğini, eğer durum Eskişehir'in de başarıyla savunulamayacağını gösteriyorsa, ordunun Eskişehir'in doğusuna çekilebileceğini bildiriyordu. Fevzi Paşa'nın çok önemli bir de uyarısı vardı. Ordu Eskişehir'in doğusuna çekilirse, topçu ve makinalı tüfek malzemeleri kayba uğratılmadan beraber taşınacaktı. Durum bu kadar endişe vericiydi. Mustafa Kemal Paşa mecliste savaşın çok kritik bir aşamada olduğunu anlattı. Zafer için topluca dua edildi. Fakat Yunanlılar ileri harekata devam etmediler. Saldırıyı durdurdular. Gece sakin geçti. Sabah olduğunda hiçbir hareket görülmedi. Albay İsmet Bey, Yunanlıların yeni bir taarruz için hazırlandıklarını sanıyordu. Ama gelen istihbarat ve çıkarılan Türk keşif timleri Yunanlıların çekildiğini bildirdi. Genelkurmay Vekili Fevzi Paşa, gelen raporları değerlendirerek 11 Ocak Salı günü sabaha karşı yazdığı uzun bir telgrafla düşmanın çekilmekte olduğunu bildirdi. Fevzi Paşa raporunda şöyle diyordu. Çok şiddetli ve devamlı meydan muharebesinden sonra birliklerimizin kahramanca mukavemet ve müdafaaları karşısında durmuş ve 10-11 Ocak gecesi düşman taarruzdan feragat ederek hızla ricate geri çekilmeye başlamıştır. Yunanlıların Bursa yönünde çekildiğini öğrenen İsmet Bey takip emri verdi. Fakat tabii uzun boylu bir takip de yapılamadı. Bunun için elde yeterli kuvvet yoktu. Tarihçi Sabahattin Seleh'in deyişiyle 1. İnönü Savaşı, yeneni yenileni olmayan bir muharebe olarak sona ermişti ama Türkiye tarihine zafer olarak geçmişti. Yunan tarihine ise başarılı bir keşif harekatı olarak geçti. Şevket Süreyya Aydemir'in değerlendirmesi şöyle. 10 Ocak akşamı İnönü harp sahasındaki iki tarafta yorgun düşmüştü. Gece her iki taraf kumandanlıkları da birbirinden habersiz olarak geri çekilme kararı verdiler. 11 Ocak sabahı gerçek vaziyet belli oldu. General Fahri Belen Türk Kurtuluş Savaşı adlı eserinde Yunan saldırısının yarım yamalak olduğunu belirtir. Yunanlılar bu yarım yamalak harekata taarruzi keşif adını verdiler diye yazar. Muharebeden sonra Mustafa Kemal Paşa hemen moral faktörünü devreye soktu. İnönü Savaşı'nı meydan muharebesi olarak niteledi ve zafer ilan etti. Zaferi kutlamak için de hemen ertesi gün 11 Ocak'ta Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Beyefendi'ye kutlama telgrafı çekti. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Beyefendi'ye. İnönü Meydan Muharebesi'nde Batı Cephesi Birliklerinin uğurlu ve kahredici kumandanız altında sağladıkları kati galibiyetten sonra Zat-ı Devletlerine ve kahraman ordumuzun bütün kumandanlarıyla subaylarına ve erlerine Büyük Millet Meclisi'nin kalbi tebriklerini takdim ve bu muvaffakiyetin mukaddes topraklarımızı düşman istilasından tamamen kurtaracak olan kati zafere hayırlı bir başlangıç olmasını Allah'ın lütfundan tazarru eyler ve iş bu tebriklerin umum garp ordusu erlerine ve subaylarına iletilmesini rica ederim. İnönü Savaşı'nda Türkler 8'i subay olmak üzere 103 şehit vermişlerdi. Yunan tarafındaki ölü sayısı ise 8'i subay olmak üzere 57 idi. Yaralı sayısı Türklerde 202, Yunan tarafında 154'tü.
İnönü Savaşı aynı zamanda Çerkez Ethem meselesinin de sonunu ifade ediyordu. Ethem, Ege bölgesindeki ilk milli direnişi organize edenlerden biridir. Balkan Savaşı'nda kahramanlıkları görülen Ethem, Mondros mütarekesinden sonra İttihatçı İzmir valisi Rahmi Bey'in 8 yaşındaki oğlu Alparslan'ı dağa kaldırarak 50 bin lira fidye almış, o zaman çok büyük bir meblağ olan bu parayla teşkilatını geliştirmişti. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından Rauf Bey, İzmir'in Yunanlarca işgali üzerine milli direnişleri organize etmek için Bandırma'ya geldiğinde, burada Ethem'in ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beylerle görüştü. Ethem'in Kuvayi Milliye birlikleri kurmasını istedi. Ethem, Enver Paşa'nın teşkilat-ı mahsusasında da çalışmış cesur bir örgütçüydü. Ethem'in milis teşkilatı hızla büyüdü, solcu Yeşil Ordu'nun milis gücünü oluşturuyordu. Ankara'nın elinde hiçbir önemli askeri kuvvet bulunmadığı sırada Anzavur isyanlarını, Hendek, Bolu, Düzce, Yozgat isyanlarını bastırarak milli mücadelenin güçlenmesinde Çerkez Ethem'in çok önemli hizmetleri oldu. Fakat kardeşleri Reşit ve Tevfik Beyler güç zehirlenmesine kapılmış politikacılardı. Ethem Bey'in nüfuzundan yararlanmak için Mustafa Kemal Paşa'dan Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi makamlar istediler. Ankara ile Ethem'in arasının açılmasını sağladılar. Bu sırada Ankara düzensiz Kuvayi Milliye milislerinin yerine düzenli milli orduyu güçlendirmeye çalışıyordu. Ethem'in mizacı ve tarzı disiplin altına girmeye, kanun ve nizamlara uymaya müsait değildi. Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa ile çatıştı. Mustafa Kemal'in uzlaştırma girişimlerini kabul etmedi. Çevresindeki insanlara meclis reisi Mustafa Kemal Paşa'yı meclis önünde asmaktan bahsediyordu. Çok sert ve kanlı davranışları, para toplamadaki usulleri halkın da tepkisini çekiyordu. Ethem düzenli ordu karşısında direnemedi. Milislerinin birçoğu milli orduya katıldı. 5 Ocak'ta Garp Cephesi Kumandanı Albay İsmet, emrindeki düzenli ordudan bazı birlikleri Ethem'in üzerine gönderdi. Ethem Gediz'de direnemedi. Kütahya çevresindeki çatışmalarda Ethem'in kuvvetleri dağıldı. 6 Ocak'ta İnönü Savaşı başladı. Ethem İzmir ve Atina üzerinden Almanya'ya, oradan Ürdün'de Kabartay Çerkeslerine gidecekti. 150'likler listesine alınan Ethem Bey, 1938'de af çıktığı halde Ürdün'de kaldı, 1948'de Amman'da yaşamını yitirdi. Ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beyler, aftan sonra Türkiye'ye yerleştiler. 1920 sonlarında Ankara hükümetinin acil bir muharebeyle kendini askeri olarak da ispata ihtiyacı vardı. İsmet Paşa hatıralarında küçük çapta da olsa böyle bir muharebeyi kazanmaya mecburduk diye ifade eder. Gerçekten de o sırada Ankara ortaya askeri bir başarı koymaya mecburdu. İnönü Savaşı'nda bir zafer yoksa da Yunan harekatını durdurmak bir başarıydı ve önemli siyasi sonuçlar doğuracaktı. Yeni teşkil edilmekte olan milli orduya bu sayede güven arttığı gibi dış siyasette de büyük tesiri oldu. İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na İstanbul hükümetiyle birlikte Ankara'yı da çağırdılar. Askeri bakımdan kazananı olmayan bu savaşı, siyasetçi Mustafa Kemal siyasi başarı için gerçek bir vesileye dönüştürdü. Albay İsmet Bey bu savaş üzerine Tuğgeneralliğe yükseltildi. Londra Konferansı sürecinde 1921 Anayasası büyük rol oynayacaktır. Mustafa Kemal Paşa 1921 Anayasası'na dayanarak Türk milletini sadece Ankara hükümetinin temsil ettiğini, İstanbul hükümetinin hiçbir yetkisinin olmadığını ifade edecektir. İngiltere ile Fransa'nın arası açılacaktır. Birinci İnönü'de sonuç alamayan Yunanistan, çok iyi bir hazırlıkla, iyi planlanmış büyük bir saldırıya geçecek, ikinci İnönü Muharebesi'nde mağlup olacaktır. Bütün bunları ve Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Türk ordusunun yenilgisini, mecliste Mustafa Kemal'e muhalefetin artmasını anlatacağız.